Merhaba sevgili arkadaşlar, Canım Anne YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomda size bu güzel şık aksesuarın nasıl yapıldığını anlatacağım arkadaşlar. İsterseniz mumluk olarak kullanabilirsiniz. Ben böyle küçük kaktüslerim için kap olarak kullanacağım. Ama dediğim gibi çok güzel mumluk da yapabilirsiniz arkadaşlar. Anlatımımıza geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Yayınlanan videolarımızdan haberdar olmak içinse bildirim butonunu açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım neler kullanmışız, nasıl yapmışız anlatımımıza geçelim. Mandallarımızı hazırladık. Bir kısmını çıkardım tellerin arkadaşlar. Şöyle bir kutu var elimde. Teneke bir kutu. Bu konserve kutularından kullanabilirsiniz arkadaşlar. Küçük ton balığı vesaire. Bu şekilde kutuları mevcut. Benim elimde böyle bir kutu vardı. Bunu değerlendirmek istedim. Şöyle tahta mandallarımızı tel kısımlarını çıkarıp ikiye ayırıyoruz. Daha sonra şöyle yapıştıracağım arkadaşlar. Gelişigüzel. Şu şekilde sıcak silikon kullanacağım yapıştırırken. Herhangi bir plastik kutuyu da kaplayabilirsiniz bu şekilde. Böyle yan yana hepsini yapıştıracağım. Tüm çevreyi saracak şekilde. Tamamını kapladım. Gördüğünüz gibi sağlamca bir görüntüde, epey de iyi oldu. Bakın şöyle tutuyorum ve kesinlikle düşmüyor mandallarım. Şöyle turuncu jüp ip kullanacağım arkadaşlar. Tabii isteğe bağlı renk değiştirebilirsiniz ama şunu denediğimde bakın şöyle çok renk farkı olmadığı için biraz böyle patlatsın istiyorum. Bu yüzden turuncu ipimden birkaç kat saracağım şu şekilde. Yapıştırabilirsiniz, bağlayabilirsiniz. İstediğiniz şekilde monte edebilirsiniz şu şekilde. Birkaç kat daha saracağım. Ama önce şu mandalları bir toplamak istiyorum. Şöyle elimin altını boşalttım hemen. Şöyle şuradan bağlayacağım. Şimdi ipimizi keselim. Sıkı bir düğüm atacağım önce, daha sonra ilmek atacağım. Daha sonra açılmasın diye. Şöyle bir görüntüm oldu. Şimdi bunu düzelteceğim. Biraz üst tarafa çekeceğim ve daha sonra tamamlanmış olacak. Şöyle düzelttim arkadaşlar ve tamamlamış olduk. Şimdi bu şekilde birkaç tane yaparak şöyle küçük mumları da içine koyabilirsiniz. İstediğiniz şekilde mumlukları yapabilirsiniz arkadaşlar. Tabii küçük çiçekleriniz için saksı olarak kullanabilirsiniz. Yine küçük saksılardaki canlı çiçekleriniz için kullanabilirsiniz. Hemen yanımda bir kaktüsüm var. Bunu da şöyle koyarak göstermek isterim arkadaşlar. Daha çok küçük yavru bir kaktüs ama bu şekilde
çok güzel bir görüntü oluşuyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet, aksesuarımızın yapılışı bu kadar kolay ve basit, herkesin yapabileceği bir şekilde hazırlamaya çalıştık arkadaşlar. Umarım siz de yaparken zevk alacaksınız. Aynen bende olduğu gibi. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Yayınlanan videolarımızdan haberdar olmak için bildirim butonunu açmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.